Araç kiralama sisteminde değişikliğe gidildi. Bundan böyle aracı kiralayanların tüm kimlik bilgileri eş zamanlı olarak emniyet güçlerine de ulaşacak. Peki sistem nasıl işleyecek? İzliyoruz. Artık araç kiralayan kişinin kimlik bilgileri doğrudan emniyete bildirilecek. Şüpheli durumu olanlara anında müdahale edilecek. Hırsızlığa, ne bileyim gaspa, cinayete, her türlü şeye karışıyor. Veya uyuşturucuya. Bu tür durumlarda bir şey yapamıyoruz. Biz 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok olay geldi başımıza. Asayiş olarak çok fazla geldi. Hırsızlık geldi ya da arabamızı yurt dışına kaçırma geldi. Kimlik bildirme kanununda değişiklik yapıldı. Firmalara otomobil kiralayan kişinin kimlik bilgileriyle kiraladıkları araç bilgisini eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine bildirme zorunluluğu getirildi. Araba kiralayanların bilgileri bundan böyle anında emniyetteki bilgi sistemlerine yansıyacak. GBT uygulamasına tabi tutulacak olan bilgiler şüpheli bir durum olduğunda anında emniyet güçlerinin müdahale etmesine olanak sağlayacak. Geç kalmış bir uygulama olarak düşünüyorum. Bir parça ihtiyacı varsa o araba mesela aynı kendi arabasının değerindeki arabayı kiralayıp onun parçasını değiştirdiğini sadece duydum. Araç kiralayanların bilgileri oluşturulan bilgi bankasına kaydedilecek. Sisteme işlenen veriler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek. 5 yıl sonunda otomatik olarak silinecek. Kaçakçısı var, dolandırıcısı var, gaspçısı var. Araç kiralayan vatandaşlar bunu suistimal edip aracın kötü amaçla kullanılmasını yapabilirlerdi. Bu bilgileri vermeyenler 10 bin lira para cezası ödemek zorunda kalacak. Tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Suriye'ye araç kaçırdılar. Birçok insanın canı yandı bu konuda. Ve bazı insanlar aracı kiralıyorlar. Kiraladığı araçları daha sonra başkalarına satmaya kalkıyorlar. Emniyette bu konuda özel bir ekip oluşturuldu. Kiralanan araçlar özel bir yazılımla 24 saat takip altında olacak. Olumsuz bir durumda anında müdahale edilebilecek.